ve yükseleni aslan olanlar Ağustos ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, Ağustos sizin ayınız. Doğum gününüz kutlu olsun. Mutlu bir yıl diliyorum. Ee, bu ay doğum e, burcunuzda olacak yeni ay ve karşıt burcunuzda meydana gelecek dolunayla beraber gerçekten yaşamınızda önemli gelişmeler, değişimler gündeme gelebilir. Evet ayın 22'sine kadar güneş burcunuzda olacak ve sizin yaşam enerjinizi arttırıyor. 2 Ağustos'ta da Burcunuzda 10 derece Aslan Burcunda bir yeni ay doğuyor. Özellikle doğum gününüz 2 Ağustos'a yakınlarıysa e, sizin için çok daha önemli bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. E, bu yeni ay ile beraber kendinizle ilgili, yaşamınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz, değişimler yapabilirsiniz. Venüs Aslan Burcunda olacak, e, Koç Burcundaki Uranüs'ten güzel bir üçgen açı alıyor olacak. Bu yeni ay, dolayısıyla güzel bir Eğitime başlamak, eğitimle ilgili bazı hedeflerinize ulaşmak, seyahat gibi konular, aşk hayatınızla ilgili olabilecek gelişmeler hepsi aslında kendi yaşam koşullarınız, yaşam şartlarınız, yaşamdan beklentileriniz neyse ve doğum haritalarınızın da tabii ki desteklediği oranda yaşamınızda yeni enerjiler, taze enerjiler gündemde olacak. Yeni ayın hemen öncesinde 2 Ağustos'ta Mars yay burcuna geçiş yapıyor. Mars Yay burcundayken sizin için olumlu bir pozisyonda olacak. Enerjinizi, motivasyonunuzu arttırıyor. Çok daha girişken ve özgür hissedebilirsiniz kendinizi. Bu dönem aslında özellikle aşk hayatınız için çok daha rahat eyleme geçebilirsiniz. Çok daha e, özgür hareket etme isteğiniz olabilir. E, tabii ki Mars yay burcunda e, burada sizin yaratıcılığınızı da arttıracak, e, enerjinizi de arttıracak. Dolayısıyla hem iş hayatınızda hem özel hayatınızda çok aktif bir aya girdiğinizi, ee, ve bunun sonucunda da başarılar elde edebileceğinizi söyleyebilirim. 5 Ağustos'ta Venüs Başak Burcuna geçiyor, 30 Ağustos'a kadar kalacak. Venüs e, benefik bir gezegen olarak şans gezegeni olarak e, ikinci evinizde olacağı için burada özellikle Başak Burcunda iş konularında daha verimlidir, İş ve çalışma karşılığı elde edebileceğiniz gelirlerin e, para durumunun artabileceğini ve bu anlamda var olan bazı finansal sorunlarınızı çözme konusunda da yardımcı olacağını söyleyebilirim. Ayın sonunda Venüs'ün Başak Burcu'ndaki Jüpiter'le de kavuşumu var. Çok güzel bir açıdır. Venüs-Jüpiter kavuşumu çok şanslı bir açıdır. Özellikle ayın 27'si 30'u arasında. Ayın son günlerinde finansal alanda çok şanslısınız. Bunu değerlendirmeye çalışın. Güzel bir para da elinize geçebilir. 13 Ağustos'ta Yay Burcu'ndaki Satürn artık ileri harekete dönüyor ve ayın sonlarında 24-26 Ağustos aralığında yay burcunda Satürn ve Mars birleşecek. İkisi de malefik gezegenlerdir. Zor enerjiler enerjileri temsil ederler. Ee, yay burcunda size çok sert bir açısı olmayacak. Eğer doğum haritanızda da çok gerilimli yerleşimler yoksa özellikle değişken burçlarda çok fazla bir zarar hissetmeyebilirsiniz. Ancak tabii ki Mars Satürn kavuşumu bir yandan yüksek enerji, bir yandan enerjiyi kısıtlayan koşullar oluşturabileceği için bu üzerimize stres ve baskı yaratabilir veya bazı ekstra sorumluluklar gündeme getirebilir. Çocuklarınızla ilgili olabilir, aşk hayatınızla ilgili olabilir. Daha Planlı, disiplinli hareket etmeniz gerekecek. Satürn burada özellikle Mars'ın enerjisini biraz daha disiplin altına almaya çalışacaktır. Size daha e, ağır, daha sağduyulu, daha e, sabırlı, e, mantıklı hareket ettiğimizde gerçekten bu size önemli başarılar da getirebilir ve iş hayatınız konusunda da çok destekleyebilir. Sevgili Aslanlar. Evet, e, ve ayın 18'inde 25 derece Kova burcunda ay tutulması var. Dolunayla beraber 7. ev e, dolunayı çok önemli sizin için tabii ki ve ay tutulması var. İlişkilerinizle ilgili çok önemli kararlar verebilirsiniz. Evlilik kararı olabilir. Hatta sürpriz de evlilik kararı. Bir evlilik teklifi alabilirsiniz. Bir işbirliği teklifi olabilir çünkü bu dolunay enerjilerinde aynı zamanda Güneş'in Koç burcundaki Uranüs'le yaptığı güzel bir üçgen açı var. Başak burcundaki Venüs'ün Oğlak burcundaki Plüton'la yaptığı güzel bir üçgen açı var. Ateş enerjisi, toprak enerjisi oldukça güçlü görünüyor. ve ilişkilerinizle ilgili sözleşmeli ilişkileriniz, bu iş ortaklığı, işbirliği de olabilir. Bu alanlarda güzel bir fırsat bir teklifte karşılaşabilir, karar verebilir, adım atabilirsiniz. Ee, sevgili aslanlar. Mutlu, güzel ve başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.